soracağım şimdi. Zulümden bahsettik. Aslında şu çağda da çok kötü olaylardan bahsedebiliyoruz maalesef. Gündeme gelen bir konu. Çocuk cinayetleriyle ilgili ben size bir soru sormak isteyeceğim. Yeniden gündeme gelen bir konu var ki o da idam tekrar. İdam cezası geri gelsin gibi sizin de bununla ilgili bir söyleşinizi buldum. Ancak siz de mecliste bunu yıllar öncesinde dile getirmiştiniz, değil mi? Şimdi idam cezası kaldırıldı. Evet. Kaldırıldığı günden beri ben Türkiye'nin yanlış yaptığını söyledim. Bir defa hukukçu bir insan olarak, avukatlıktan gelme bir insan olarak bu benim tabii ki dikkatimi çekmiştir. Üzerinde düşünmem normaldir. Bunu mesela Kur'an'daki İslam kitabım ki 92'de yayınlanmıştır. Aman. Onun baskılarında vardır. İdam cezasının Türkiye gibi bir ülkede kaldırılması bana göre yanlıştı. Ben idam cezasının tekrar geri getirilmesini ve alanının da kapsamının da genişletilmesini teklif ettim. Sonra bunu siyasete girdiğimde mecliste de telaffuz ettim. Bugün telaffuz edenler aşağı yukarı benim söylediklerimi tekrar ederek bunu gündem yapıyorlar. Şimdi Batı'da böyle yapıldı. Batı'da böyle yapıldı. Bir ceket dikildi. Şimdi o ceketi herkes giyebilir mi? Sen Batı'da, İsviçre'de, İsveç'te, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de bunları bakıyorsun bunu. Kaldı ki Batı'da işte demokrasinin, insan haklarının pioneer öncü ülkesi sayılan Amerika'da ölüm cezası var. Her yıl birkaç kişiyi idam ediyorlar. Peki Türkiye gibi bir ülkede sen idam cezasını hangi akılla kaldırıyorsun? Bunu dediğim zaman bunu sadece terör bağlamında değerlendirdiler. Hayır, benim hareket noktam o değildi. Benim hareket noktam 12, 13, 14 aylık yaş değil, dikkat Evet. et. Bebelerin tecavüze uğrayıp sonra da katledilmeleri üzerineydi. Ben aynen şöyle dedim ve mecliste de bunu telaffuz ettim. Benim elimde imkan olsun, bunu yapan adamı süratle yargılar ve derhal ipe çekerim. Ne yapacağım ben? İdam cezası yok diye onu hapse koyacağım. O katledip tecavüz ettiği bebenin annesinin babasının verdiği vergilerle onu o hapiste besleyeceğim. Domuzu beslerim, onu beslemem. Bir şey daha benim teklifimde var. Oraya bakalım, gelecekler mi? Gelecekler. Vatana hıyanet suçlarının da idam kapsamı içine alınmasını. Dediler ki o zaten ilk Cumhuriyet meclislerinde de vardı. Hayır, biraz daha ileri. Mesela vatanı ekonomik olarak çökertmeye yönelik hıyanetlerin de buraya alınmasını ben isterim. Vatana hıyanet nedir? Bağımsızlığa ihanettir. Biz müdafaa-i hukuk zihniyetinin çocuklarıyız. Bağımsızlık deyince dedelerimizin ve Mustafa Kemal'in ifadesiyle istiklali tamme dedikleri tam bağımsızlığı anlarız. Tam bağımsızlığın iki ayağı vardır. Coğrafi bağımsızlık, misak-ı milli. Bir de Büyük Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde telaffuz ettiği.
Demin dedim ya, ben konuştum mu, benim tezlerim, dayanaklarım var. Ben bunların hesabını, kitabını yıllarca yapmışım. Bakın. Orada İzmir İktisat Kongresi'nde telaffuz ettiği misak-ı milliye benzer bir ifadeyle misak-ı iktisadi. Misak-ı milliye tecavüz nasıl hıyanetse misak-ı iktisadiye tecavüz de hıyanettir. Onların da o kapsama alınması lazım. Olmaz işte falan. Olmasa o zaman böyle sürünür gidersin. Şimdi onları kıyından köşesinden telaffuz ediyorlar. 20 yıldan beri ben söylüyorum. Ama betahsis mecliste olduğum yıllarda ısrarla gündeme getirdim. Meclisin içinde ve dışarıda. Çünkü ben mecliste olduğum zaman da yine yazıyordum. Hı hı. Yine konuşuyordum. Bu olmadı ve şimdi günahsız çocukların, kadınların katli devam ediyor. Türkiye bu bakımdan dünya birincisi aşağı yukarı. Evet. Gerçekten.